Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 3. ünitemiz olan kimyasal türler arası etkileşimler konusuna başlıyoruz. İlk bölümümüz arkadaşlar kimyasal tür dediğimiz olay. Kaç tane türümüz varmış bunlara bakacağız. Öncelikle kimyasal türün tanımını yapalım. Atom, iyon, molekül olarak sınıflandırılan arkadaşlar biz topluluğa ya da işte taneciklere ne diyormuşuz? Kimyasal tür diyormuşuz. Atom dediğimizde bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birim ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz atomlar arkadaşlar metaller ve soy gazlar ne olarak bulunuyordu? Monoatomik yani tek atomlu olarak bulunuyorlardı doğada. Tek atomlu elementler olarak da söylüyorduk. Biz bunları bakın gösterimleri sadece arkadaşlar sembollerle görüyorsunuz değil mi? Monoatomik ya da tek atomlu olarak karşımıza çıkıyor. Molekül dediğimiz şey de aynı veya farklı atomların birbirleriyle etkileşmesi sonucunda oluşan türlere diyoruz. Molekülü iki şekilde gösteriyoruz arkadaşlar biz. Element molekülü ve bileşik molekül olarak iki şekilde gösteriyoruz. Molekül dediğimiz olay arkadaşlar kovalent bağlı taneciler için geçerli olan bir olaydır. Yani aradaki bağımız kovalent bağ olacak. İyonik bağlı bileşiklere asla ne demiyoruz? Molekül demiyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Aynı atomlar birleşirse element molekülü oluştururlar. Bakın hidrojen gazı, azot gazı gibi, oksijen gazı, ozon gibi arkadaşlar, fosfor gibi, kükürt gibi. Burada şöyle söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunlara bakın. H2, N2, O2 diatomik. Diatomik elementler, element molekülleri. Şöyle yazamadık ama diatomik arkadaşlar. Ozon, fosfor ve kükürt gibi de arkadaşlar poliatomik diyebilirsiniz. Poliatomik element molekülü. Yani elementler doğada monoatomik de olabilir, poliatomik de olabilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Farklı atomlar birleşirse bileşik molekül oluşur. Görüyorsunuz arkadaşlar şu aradaki bağ dikkat edin. Hep kovalent bağlıdır arkadaşlar. Karbondioksit, su gibi, metan gibi, diazot monoksit gibi arkadaşlar, asetik asit gibi. Bunlar kovalent bağ ile bağlandıkları için bunların genel adı moleküllerdir. İyon dediğimiz olayda elektron almış ya da arkadaşlar vermiş. Atom ya da atom gruplarına denir. Sizin tek başınıza atomunuz da iyon halde söylenebilir arkadaşlar. Grup halinde olanlara da ne diyormuşuz? İyon diyormuşuz. Ama grup halinde olanlara başka bir isim daha vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle artı ve eksi yüklerden bahsedelim. Bir atom elektron verdiğinde verdiği elektron sayısı kadar pozitif yani artı yük alır arkadaşlar. Elektron aldığında aldığı elektron sayısı kadar da arkadaşlar eksi yükle yüklenir. Biz bunlara iyon diyoruz. Pozitif yüklü iyonlara katyon diyoruz. Negatif yüklü iyonlara da anyon diyoruz arkadaşlar. Artıdan katyonun T'sinden aklınıza gelsin arkadaşlar. Katyon neymiş? Artı olan yani elektron veren. Tamam mı arkadaşlar? Birden fazla atomun tek bir atom gibi davrandığı yüklü atom gruplarına kök denir. Yani 2 ve daha fazla iyon görüyorsanız arkadaşlar, 2 ve daha fazla atomdan oluşmuş iyon görüyorsanız bunların genel adı köktür. Ne diyoruz şuna? Katyon kökü deriz şu ikisine. Şuna anyon kökü, şuna da anyon kökü diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi atomik yapıda elementtir? Bakın, atomik yapıda element demiş arkadaşlar. Hemen altını çiziyorum. Atomik ve element. Görüyorsunuz arkadaşlar sodyumu değil mi? Size cevabımız direkt ortada. Neden? Atomik yapılıdır. Arkadaşlar buna baktığınız zaman moleküler elementtir değil mi? Şuna baktığınız zaman iyondur, anyondur. Şuna baktığınız zaman iyon, katyondur. T'si bakın artısından katyon olduğunu anladık. Şuna baktığınızda arkadaşlar bileşik molekülü olarak söylüyoruz. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi köktür? Kök için ne demiştik arkadaşlar? 2 ve daha fazla atomun bir arada bulunduğu iyonlardı. Bakalım şu ne arkadaşlar? Molekülümüz, bileşik molekülümüz, element molekülümüz, iyonumuz, anyonumuz arkadaşlar. Ama nedir? Atomik haldeki anyonumuz. Şu da atomik haldeki katyonumuz. Arkadaşlar şuna baktığımız zaman nedir bu?
köktür, değil mi? İki daha iki atomu var ve iyon halinde. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi katyondur demiş. Herhalde karşınıza çıkabilecek en kolay sorulardan bir tanesi. Katyonun T'sini ne yapıyorduk arkadaşlar? Alıyorduk. O zaman kalsiyum ne yapıyordu? Bizim katyonumuz oluyordu. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisinin sınıfı yanlış verilmiştir? İşte bu tarz sorulara dikkat edin arkadaşlar. Hızlı okurken hata yapmayın. Bakın şimdi. NH3 molekül. Doğru mudur? Bu nedir? Kovalent bağlı bir bileşiktir, moleküldür. Doğru. Helyum atomdur değil mi arkadaşlar? Monoatomik hatta. Kükürt eksi ikisi var arkadaşlar. Eksisi var yani. Anyondur. Doğru. Alüminyum artı 3 kök demiş. Dikkat. Burada arkadaşlar iki atomu var. İki farklı atomu var değil mi? Görüyorsunuz biri karbon, biri oksijen ve iyon halinde. Kök bu doğru. Ama alüminyum nedir arkadaşlar? Atom halinde elektron vermiş bir katyonumuzdur. Buna biz katyon deriz ya da iyon deriz ama kök demeyiz. Neden? Tek atomlu olduğu için işaretleyelim. Lewis yapısı. Arkadaşlar elementlerin zekası yoktur, hafızası yoktur. Elementler nasıl hareket ederler? Değerlik elektronlarına göre hareket ederler. Değerlik elektronları ne yaparlar? Ya verirler ya da değerlik elektronlarının yanına ne alırlar arkadaşlar? Elektron alırlar. Ne yapıyorlardı bunlar? Oktetlerini ya da dubletlerini tamamlıyorlardı arkadaşlar. Oktetlerini tamamlıyorlarsa işte helyum, neon, argon, kripton gibi soy gazlara dönüşüyorlardı arkadaşlar. Dubletlerini tamamlıyorlarsa da helyuma dönüşüyorlardı değil mi? A grubu elementlerinin valens yani değerlik elektronlarının elementin sembolünün etrafında noktalar halinde gösterilmesini biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Lewis yapısı diyormuşuz. Elektron nokta yapısı arkadaşlar. Farklı bir yerde de şöyle görebilirsiniz. Elektron nokta yapısı. Nokta yapısı. Yani bu başlığı bu şekilde de görebilirsiniz. O yüzden Lewis yapısı ile elektron nokta yapısı aynı demek. Valens ne demekmiş? Değerlik demekmiş. Değerlikten kastımız şu arkadaşlar. Son katmandaki elektron sayımız değerlik elektron sayısını verir. Son katmandaki elektron sayısı. O zaman bakalım. A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir. Helyum atomu 8A grubunda olduğu halde son katmanında 2 elektron olduğundan değerlik elektron sayısı 2'dir. Dikkat edin arkadaşlar. Helyum Lewis'ini yazarken farklı bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi bakalım. Arkadaşlar 1A grubunda ne var? Hidrojen var. Değerlik elektron sayısı 1. Yani bir noktası olacak etrafında. Lityuma bakın. 1A grubunda yine bir noktası. Beryuma bakın arkadaşlar. 2A grubunda değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2 nokta. Karbona bakın. 4A grubunda değerlik elektron sayısı 4 olduğu için 4 noktası var. Yine azot arkadaşlar. 5A grubunda 5 noktası var. Oksijen 6 noktalı. Flor 7 noktalı. Neon arkadaşlar 8 noktalı. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Tek nokta sayısı bağ sayısını verecek bize. O zaman baktığınızda berilyum kaç bağ yapacak arkadaşlar? 2 bağ yapacak. Bor kaç bağ yapacak? 3 bağ yapacak. Biliyorsunuz berilyum hidrojenle kovalent bağlanıyor. Bor yarı metal olduğu için arkadaşlar zaten ne yapıyor? Kovalent bağlı ortaklaşa kullanarak bağlanıyor. Özel bir durumu var. Karbona baktığınız zaman 4 bağ yaptığını görüyorsunuz. Azota baktığınızda 1, 2, 3 bağ yapıyor. Tekli noktalar bağlanacak noktalar. Eşliyorsunuz yani arkadaşlar. Oksijen kaç bağ yapabilir? 2 bağ. Flor 1 bağ. Neon bağ yapabilir mi? Yapamaz. İşte helyumda da arkadaşlar değerlik elektron sayısı 2 ama bağ yapmadığını göstermek için bu noktaları ne yapıyormuşuz biz? Eşliyormuşuz. Bakın. Bu eşlenmek demek bağ yapmıyor artık demek. Helyumu şöyle yaparsak gösterim hatası yapmış oluruz arkadaşlar. Yani bu helyumun bağ yaptığı anlamına gelir. Yani sağlı sollu yazarsak noktalarını ayrı ayrı yazarsak bu helyumu bağlanacakmış gibi işte bir magnezyum, kalsiyum gibi değer vermiş oluruz. Helyumu nasıl gösteriyormuşuz? Böyle bir şey yok arkadaşlar. İki elektronumuzu eşlenmiş şekilde gösteriyoruz. Bağ yapmadığı anlamına gelsin diye. İyonların Lewis'i çok önemli arkadaşlar bizim için. Bakın, iyon Lewis. Elektronu alırsanız, bakın,
Normalde hidrojenin kaç noktası vardı arkadaşlar? Bir A grubundaydı, bir noktası var. Yanına elektron alırsanız, bakın eşlediniz, gördünüz mü? Kime benzedi? Helyuma benzedi. Aldığınız elektron sayısı kadar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Köşeli parantezin üzerine eksiği koyuyorsunuz. Dikkat edin, berilyum. Berilyum 2 A'daydı. Biraz önce görmüştünüz, 2 noktası vardı. Bunu vermek yanına 6 tane elektron almaktan daha kolaydır, değil mi? 2 elektronunu verir. Peki berilyumun etrafında nokta kaldı mı arkadaşlar? Değerlik noktası verdiği için kalmadı. O zaman nasıl gösteriyoruz? Berilyum 2 elektronunu vermiş şeklinde gösteriyoruz. Dikkat. Fosfor arkadaşlar 15'miş. 2, 8, 5. 5 A grubundaydı, değil mi? Yani fosforun etrafında 5 nokta vardı. 3, 4, 5. Eşlenmişi biraz büyük çizelim. 3 tane bağ yapıyordu. Ne yaptı fosfor? Gitmiş 3 elektron almış. Değerlik elektronun yanına. Şöyle ortası boş olanları da arkadaşlar dışarıdan aldığı gibi göstereyim. Almış. Kaç tane almış? Köşeli parantezimizi unutmuyorsunuz arkadaşlar. 3 elektron almış. İyon levisimizi de bu şekilde gösteriyoruz. Çok önemli arkadaşlar. İyon levisleri de bu şekilde gösteriyoruz. Aldığımız elektron sayısını üzerine yazıyoruz. Verirsek de üzerine yazıyoruz. Metallerde dikkat edin. İşte kalsiyum açalım. 20 olsun, şöyle yazalım. 2, 8, 8, 2. Kalsiyumun kaç noktası var arkadaşlar? 2 noktası var. Yani 2 değerlik elektronun levislerini böyle gösteriyoruz. İkisini verdi. Kalsiyumu asla şöyle yazamazsınız arkadaşlar. Etrafında 8 nokta yazıp da şuraya artı 2 diyemezsiniz. Dikkat edin. Neden? Değerlik elektron yazılıyordu sadece çünkü etrafına. Değerlik elektron bittiği anda kalsiyum ne yapacak? Noktasız kalacak. Yani kalsiyum artı 2 olacak. Bu gösterim doğru. Şu arkadaşlar, şunu düz çizgiyle göstereyim elektron çiftlerini arkadaşlar. Almış. Şöyle göstereyim. Böyle de gösterilebilir. Sakın arkadaşlar etrafına nokta falan yerleştirmiyorsunuz. Değerlik noktası bittiği an, verdiği an kalsiyumun etrafında nokta kalmaz. Diğer metaller için de bu geçerli. Çok dikkat ediyorsunuz. Hata yapabileceğiniz yerler buralar zaten. Arkadaşlar bor atomunun levis gösterimi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Biraz önce söylemiştik zaten. Boru yazdım. 5'ti, değil mi? 2, 3. Borun etrafına atom sembolünü yazdım. Kaç nokta yerleştireceğim arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı kadar. Yani 3 nokta. Birinci noktamız, ikinci noktamız ve üçüncü noktamız. Bu kadar arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz nerede? Ceyhan diyor. Kükürt atomunun levisi hangisidir diye sormuş arkadaşlar. 16. Şimdi bunu anlamanız niye önemli? Polar apolar molekülleri anlayabilmeniz için arkadaşlar levis nokta yapısına hakim olmanız gerekiyor. O yüzden tek tek en kolay soruları da çözerek dersimize devam ediyoruz. 16 dedik. Hemen açalım. 2, 8, 6. Kükürtün değerlik elektron sayısı kaçmış? 6'ymış. 6A grubunda yani. Kükürtümü yazdım. Atom sembolümü yazdım. Kaç nokta yerleştireceğim arkadaşlar? 6 nokta. Bir T harfinin ucu gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 4 köşeye yazdık. Şimdi eşlememiz lazım, değil mi? Çünkü 6 nokta koymamız gerekiyor. 5, 6. Şimdi arkadaşlar kükürt kaç bağ yapacak? Tek noktalar bağ sayısını gösteriyordu. Hatırlıyor musunuz? O zaman bir bu bağlanacak arkadaşlar. Bir de bu bağlanacak. Kükürt 2 bağ yapabilir. O zaman normalde neyi sordu bize? Sadece levisini sordu. Şöyle düşünün. Hangisidir arkadaşlar yine? Ceyhan. Aşağıdaki elementlerden hangisi katman elektron dizilimi veya levis yapısı yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Florumuz 9'du. 2, 7 şeklinde. Tamam. Katmanda sıkıntı yok. 7 tane nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Florda hiçbir sıkıntımız yok. Neona bakalım arkadaşlar. 2 ve 8. 10 elektronu vardı. 2, 8 diye açmış. Doğru, sıkıntı yok. 8 elektronu yerleştiriyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soygaz zaten. Sıkıntı yok. Magnezyum 12 idi. 2, 8, 2. 2 tane değerlik elektronu var. 2 noktası var. Evet arkadaşlar. Potasyum. 2, 8, 9 olamıyordu değil mi arkadaşlar? Maksimum 8 yazıyorduk. 1 yazıyorduk.
Burada ne olacak arkadaşlar? Bir tane noktası olacak. O zaman şu gitti. Yanlış olanı bulduk. K suyun 208-8-2. İki noktası. Bu da doğru. Deniz seçeneğimiz arkadaşlar. Lewis'i yanlış verilmiş olarak buluyoruz. 8. sorumuza baktığımızda aşağıdaki element ve iyonlardan hangisinin katman elektron dizilimi veya Lewis yapısı yanlış verilmiştir diye sormuş arkadaşlar bize. Dikkat edin arkadaşlar. Dedik ki metal dedik. Elektron verirse değerlik elektronu kalmaz dedik. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. Oksijen atom numarası 8'miş. 2 elektron almış 10 olmuş. Değil mi elektron sayısı arkadaşlar? 10. Bakıyorum o zaman 2 8 diye açılmış. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. 10 tane 8 tane elektronu nasıl yerleştireceksiniz arkadaşlar? Yani yerleştirmiş, 2 tane aldığını göstermiş. Doğru, sıkıntı yok. Böyle aklınıza gelmezse ne yaparsınız? Oksijen dersiniz, 8 dersiniz, 2, 6, 7 değil mi arkadaşlar? Oksijen yazdığınız zaman 6. Kaç elektron alacak? 2. Şöyle yuvarlakla gösterelim aldığımız elektronları. Ve aldığımız elektron sayısı kadar da yukarıya ne koyduk arkadaşlar? Alırsak eksi 2 şeklinde yazıyorduk. Sıkıntı var mı? Yok. Alüminyum 13'müş arkadaşlar. Bakın atom numarası 13. Elektron sayısı 3 tanesini verdiği için 10. 2, 8 diye açtık 10 elektronu. 3 elektronu ne yapmış bu alüminyum? Vermiş. Nötral alüminyum nasıl açılacaktı? 2, 8, 3. Alüminyumu yazarsak eğer 3 noktası olacaktı. Bu 3 elektronu verdikten sonra alüminyumun etrafında ne kalmadı? Nokta kalmadı arkadaşlar. Yine bu da arkadaşlar silisyum 4 elektron vermiş. 10 olmuş değil mi arkadaşlar? Yine artı 4 şeklinde doğru olduğunu görüyorsunuz. Argon 18'miş. 2, 8, 8 doğru olduğunu görüyorsunuz. Kalsiyum arkadaşlar bakın 20 protonu vardı. 18 tane de elektronu varmış. 2, 8, 8. Katmanda sıkıntımız yok. Ama arkadaşlar metalde 2 elektron verdi. Artık elektronu kalmadığına göre şu gösterim yanlış. Kalsiyumu nasıl göstereceksiniz? Kalsiyum artı 2 şeklinde arkadaşlar. Yanlış olan seçeneğimiz Edirne. 9. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki elementlerden hangisinin alacağı veya vereceği elektron sayısı veya Lewis yapısı yanlıştır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar, atom numarasını biliyorsanız elementle ilgili en parmak izini biliyorsunuz demektir arkadaşlar. Ne yaptığını, elektron alabildiğini mi, verebildiğini mi, bunlarla ilgili yorum yapacaksınız. 7'ymiş, 2, 5. 5A grubunda arkadaşlar. Kaç elektron alırsa ya da verirse 8A gibi olur. 3 elektron alırsa değil mi arkadaşlar? Evet, 3 elektron alabilir. Alacağı ya da vereceği elektron sayısı 3 alır. 5'miş arkadaşlar. 5 noktayı nasıl gösteriyorduk? Biz önce tek tek yerleştiriyorduk. 2, 3, 4, 5. Lewis'inde de sıkıntı yok. Sodyum 11'miş. Şimdi silelim de. 2, 8, 1. Bir tane arkadaşlar neyi var? Değerlik elektronu var. Bu bir tane elektronu vermek daha kolaydır. 7 tane almak yerine değil mi arkadaşlar? Bir elektron verir diyoruz. Lewis size nedir zaten? Bir noktadır. Doğru. Klora bakalım. 2, 8, 7. 7'nin yanına bir elektron almak daha kolaydır arkadaşlar. Bir elektron alır. Doğru. 7 tane değerlik elektronu vardır. Doğru. Argon 2, 8, 8. Bu bir soygaz. Bakın elektron almaz. Asaldır. Elektron alır demiş. Yanlış. Ama Lewis'i doğru. Kalsiyum 2, 8, 8, 2. 2 elektron verir. Evet, şu değerlik elektronunu verir. Lewis nokta yapısı da 2 elektronludur. Bu doğru. İkisi de doğru arkadaşlar. Yanlış olan seçeneğimiz Deniz'di. Kimyasal türler arası etkileşimler diyeceğiz arkadaşlar. Bağlanan türüne göre sınıflandırmayı göstereceğim ben arkadaşlar bu dersinizde. Yani şöyle düşünün, atomlar arası ya da moleküller arası diye türüne göre sınıflandıracağız. Bağın sağlamlığında işte sınıflandırma arkadaşlar güçlü, zayıf şeklinde olacak. Yani güçlü etkileşimlerde iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağdan bahsedeceğiz. Zayıf etkileşimlerde de Van der Waals'e hidrojen bağından bahsedeceğiz. Başlayalım. Bağlanan türüne göre. Ben burada bir not almanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın
Atomlar arası bağlar daima güçlüdür diyemezsiniz. Asla böyle bir cümle kuramazsınız. Neden diye sorarsanız, konuya başlamadan şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Tamam, klor klor güçlü. Kovalent bağ ile bağlanmış. Hidrojen flor güçlü. Sıkıntı yok. Ama bir helyumla diğer helyum atomu arasındaki bağınız ya da bir argonla diğer argon arasındaki bağınız ya da helyum argon arasındaki bağınız arkadaşlar asla güçlü olamaz. Atomlar arasındaki bağlar güçlü de olabilir, zayıf da olabilir. Bunu unutmayın. Atomlar arasındaki bağlar güçlü de olabilir, zayıf da olabilir. Mesela sodyum, sodyum olsun. Sodyum. Metalik bağdır arkadaşlar, güçlüdür diyeceğiz. Dikkat edin o yüzden. Şimdi başlayalım. Bunu uygun bir şekilde not aldıysanız eğer. Atomlar arası aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucu atomlar arası bağlar oluşur. Örneğin hidroklorik asitteki hidrojen klor arasında, sudaki oksijen hidrojen arasında, flor gazındaki flor flor arasında, bakır elementindeki bakır bakır arasındaki bağlarımız atomlar arası bağ olarak geçer. Bunlar güçlü dedik. Moleküller arası bağlar. Moleküller içinde şu cümleyi kuracağız arkadaşlar. Moleküller arası bağlar daima zayıftır. Yani moleküller arasında düşünmenize gerek yok. Acaba güçlü müdür, zayıf mıdır diye. Tek bir cümle kuruyoruz. Moleküller arasındaki bağlar zayıftır arkadaşlar. Ama atomlar arasında hem güçlü olabilir hem zayıf olabilir diyoruz. Aynı veya farklı tür tanecikler arasındaki etkileşimler sonucunda moleküller arası bağlar oluşur. Mesela flor-flor molekülü arasında oluşmuş arkadaşlar. Hidrojen-florür molekülü arasında, suyla amonyak arasında, karbondioksit molekülleri arasında, su molekülleri arasında bağlar oluşmuş. Bu bağlar daima neymiş? Zayıfmış. Cümleler çok önemli arkadaşlar. Hayat kurtaran cümleler. Helyum-helyum. Atomlar arası. Görüyorsunuz. Hidrojen-florür molekülleri arası. İkisinin de ortak özelliği arkadaşlar zayıf olmaları. Dikkat edin, tamam mı? Atomlar arası bağlar güçlü de olabilir, zayıf da olabilir. Moleküller arası bağlar arkadaşlar kesinlikle zayıftır. Bağın sağlamlığına göre diyeceğiz arkadaşlar. İonik bağ, bundan bahsedeceğiz. Şimdi kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında elektron bulutları ile çekirdekler arasında elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri meydana gelir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse arkadaşlar, yani güçlü etkileşim diyoruz ya, kimyasal bağ diyoruz. Bunlar oluşur arkadaşlar. Çekme ve itme kuvvetleri birbirine yakın ise arkadaşlar fiziksel dediğimiz, yani zayıf etkileşimler ne yapacaktır? Oluşacaktır. Şu grafiğimiz çok önemli arkadaşlar. Yani bu ünitenin özeti aslında burası. Kimyasal türler arası etkileşimleri biz ikiye ayırıyoruz. Neymiş? Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler diye. Güçlü etkileşimler arkadaşlar iyonik bağ, metalik bağ, kovalent bağ diye gruplandırılırken zayıf etkileşimlerde arkadaşlar Van der Waals ve hidrojen bağları diye sınıflandırılıyor. Zaten arkadaşlar Van der Waals dediğimizde de 3'e ayrılacak. Dipol, dipol, iyon dipol, London dediğimiz, yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Bunu daha fazla açabiliyorlar arkadaşlar. İyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol diye açabiliyorlar. Bazı kaynaklarda görürsünüz. Çok önemli değil. Dipol dipolün ne olduğunu, iyon dipolün ne olduğunu, bondunun ne olduğunu bildiğiniz anda zaten olay bitecek. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü içinde arkadaşlar biz hidrojen bağlarını göstereceğiz. Diyecek ki zayıf etkileşimlerin en güçlüsü de hidrojen bağlarıdır diyeceğiz. Ve konuyu arkadaşlar bu şekilde bitireceğiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.